Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün yine bir başka içerik ve değerli konuklarla Ege'nin içinden programıyla karşınızdayız. Ve yine Ege Üniversitesi'nin başarılı kimliklerini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bugün gerçekten önemli bir projeden bahsedeceğiz. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ile Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında hayata geçirilen Speak, Break and Dine projesi ile Bornova'da seçilen pilot okullarda eğitim gören pilot ana sınıfı, ilk ve ortaokul, lise öğrencileri, Aşık Veysel Görme Engelliler Okulu öğrencileri ve Ege Üniversitesi Hastanesi Tülay Aktaş Onkoloji Servisinde tedavi gören öğrencilerin katılımı ile İngilizce, Almanca pratik yapılmasına katkı sağlayarak hızla büyümeye devam ediyor. Ayrıca Ege Üniversitesi Hastanesi Onkoloji Servisinde tedavi gören öğrenciler için İngilizce dil desteği de bu proje kapsamında verilmektedir. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ve Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün işbirliğiyle başlayan Speak, Break and Dine konuşma molası ve Dine projesi tanıtım toplantısı Ege Üniversitesi Profesör Doktor Yusuf Vardar Mötbe Kültür Merkezi'nde geçtiğimiz haftalarda gerçekleşti. Bu bağlamda konuklarımız ise bize bu proje hakkında daha fazla bilgiler verecek olan değerli hocalarımız Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Arife Karadağ ve Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Kadir Kadıoğlu bugün konuğumuz. Hoş geldiniz. Evet, bugün projemiz hakkında sizlere bir takım sorular soracağız. İzleyicilerimiz de sizlerle proje hakkında daha detaylı bir bilgi sahibi olacağı inancındayım. Evet, sevgili konuklarım, Speak, Break and Dine proje içeriği ve amacı hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz acaba? Peki, ben başlayayım. Tabii, siz başlayın hocam. Tabii ki. Speak and Break Dine projesi, Türkçesini yani çevirdiğimiz zaman konuşma molası ve Dynet Dil Bilgi Eğitim Sistemi'nden yararlanarak öğrencilerimizin daha etkin biçimde yabancı dil öğrenebilmelerini ki bilirsiniz hani yabancı dil öğrenmeyle ilgili ülkemizde genel olarak hem eğitim sisteminden hem konuşma pratiklerine yeterince yapamadığımız için çok hepimizin işte bir ön yargılarının olduğu, korkuların olduğu bir alan gibidir. Biz bu korkuları ve ön yargıları öğrencilerimizin öğrencilerimizde atmalarını sağlamak istiyoruz. Yani projeye ilk amacımız bu aslında. Ama bunu da Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin gönüllü öğrencileriyle Milli Eğitim Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda eğitimlerini gören okul öncesinden tutun da işte lise aşamasına kadar olan öğrencilerimizle fakültemiz öğrencilerini buluşturarak yabancı dil öğrenme konusundaki ön yargılarından ve korkularından uzaklaşmalarını birlikte eğlenceli ama aynı zamanda etkin bir yabancı dil konuşma pratiği deneyimini yaşamasını istiyoruz. Çok güzel. Önceliğimiz bu. Çok güzel. Peki sizin eklemek istediğiniz bir şeyler var mıdır? Konuşma molası ve Dine projesi bakanlığımızın, Milli Eğitim Bakanlığımızın yürütmekte olduğu bir proje. Bu proje ilçemizde 27 okulumuzda pilot olarak seçilen 27 okulumuzda 5000'e yakın öğrencimizle birlikte devam etmekte. Bu okullarımız okul öncesi eğitimden itibaren ilkokul, ortaokul ve liseler bünyesinde bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmalara yaklaşık olarak Ege Üniversitemizden de 250 öğrencimiz, gönüllü 250 öğrencimiz iştirak etmektedirler. Bu kapsamda biz bu öğrencilerimizin bu eğitimlerini sürdürürken aynı zamanda özel olarak düşündüğümüz Tülay Aktaş Onkoloji bölümünde yatmakta olan çocuklarımızın da eğitimlerini düşünerek onlara hastanemizde tedavi gördükleri süreç dışarısında hem sosyal hem eğitim faaliyetlerini devam ettiriyoruz. Aynı zamanda Aşık Veysel Görme Engeller Okulumuzdaki öğrencilerimizle de bu hizmeti bu proje kapsamında kendilerine ulaştırıyoruz. Çok güzel, fevkalade. Tabii projeler kısa ve uzun vadede değerlendirilir. Peki bizim de bu projemizin kısa ve uzun vadede öğrencilere katkısının neler olması bekleniyor sizce? Aslında projemizin kısa ve uzun vadeli katkılarından söz ederken biz kendi aramızda da hep bunu söylüyoruz. Bu gerçekten hem bir sosyal sorumluluk projesi ama kazan kazan modelinde bir sosyal sorumluluk projesi. Çünkü bunun kazanımları hem üniversitemizin edebiyat fakültesinde eğitimlerini devam ettiren genç arkadaşlarımız için çok ciddi bir deneyim, çok yararlı bir deneyim. Hem de milli eğitimde eğitimlerine devam eden öğrenci kardeşleri açısından çok farklı bir deneyim. Kısa vadede
Edebiyat Fakültesi öğrencilerimiz adına isterseniz o kısmından olan kısmı ben yanıtlayayım. Edebiyat Fakültesi öğrencilerimizin eğitimlerini, lisans eğitimlerini tamamlamaları halinde mesleğe öğretmen olarak ağırlıklı olarak devam eder öğrencilerimiz bizim. Dolayısıyla bizim öğrencilerimizde hem kendi yabancı dil öğrenmeleri ve yabancı dil pratiklerini arttırmaları açısından çok yararlı. Çok desteklediğimiz bir deneyim. Üstelik de henüz formasyon eğitimlerini bile henüz almadan sınıf ortamıyla karşılaşmaları, aslında gelecek nesli temsil eden ve gelecekte de onların öğrencileri olacak bir nesille daha erken bir dönemde karşılaşmak. Ama bunu da daha formal bir ortamdan uzak, yine müfredata uygun ama sınıf ortamında bu öğrenci kardeşleriyle buluşmak, onların hayatlarına dokunmak, aslında milli eğitimdeki kardeşleri açısından da üniversite okuyan genç idolleri haline gelmeleri açısından da çok yararlı ve çok özel bir proje olduğunu düşünüyoruz. Çok güzel. Uzun vadede de beklentimiz aslında iki noktada yine. Çünkü bu şekliyle Edebiyat Fakültesi öğrencilerimiz aslında sosyal sorumluluk projelerine karşı çok duyarlılar. Yeni nesil çok enerjik, zihin dünyaları çok parlak. Dolayısıyla da bu yeteneklerini kullanabilecekleri ortamlar yaratılması konusundaki taleplerine de yanıt vermiş oluyoruz biz Edebiyat Fakültesi olarak. Kendileri de bu süreci birazdan belki konuşacağız ama bu süreç içerisindeki başladıkları deneyimlerin geri bildirimlerinden bunları ben çok net anlayabiliyorum. Onlar çok mutlular ve gerçekten okudukları okulların da ilerideki mesleklerinin de kendileri için ne kadar farklı ve ne kadar özel olduğunu şimdi fark etmeye başladıklarını ve mesleklerine şimdiden daha özel bir bağ kurmaya başladıklarını ve iyi ki de bu bölümleri okuyoruz demeye başladıklarını söylediler. Öğrenci kardeşleriyle buluşmaktan çok mutlular. Bir ikinci yararı da hem kısa vadede hem uzun vadede aslında biz İngilizceyi hem lisans eğitimimizde hem önceki eğitim alanlarımızda İngilizce eğitimini yoğun biçimde aldık. Ama konuşma pratikleri ya da bunu kullanabileceğimiz ortamların sınırlı olması nedeniyle böyle bir özgüvenimiz de yok. Ama bu fırsat bize aslında öğrenci kardeşlerimizle birlikte o sıcak atmosfer içerisinde oynadığımız oyunlar, izlediğimiz filmler, etkinliklerimiz, bu etkinlikler sırasında bu korkularımızdan da uzaklaşıyoruz. Bilakis özgüvenimiz artıyor ve kişisel gelişimimizde de çok ciddi fark edeceğini düşünüyoruz diye geri bildirimler alıyoruz. Bizim çok için güzel. Çok sevindirici. Çok güzel. Sadece mesleki değil, bir yandan kişisel gelişimde de çok güzel. Evet. Yani o yüzden diyorum ya, bu gerçek bir hem milli eğitimdeki öğrenci kardeşlerimiz için hem de edebiyat fakültemiz özelinde, belki bunu ileride yaygınlaştıracağız tüm üniversitemize, ama edebiyat fakültesindeki öğrencilerimiz için de gerçek bir kazan projesi. Çok çok güzel. Peki milli eğitim açısından bir vadede, uzun vadede, kısa vadede ne gibi katkıları vardır sizce? Şimdi çocuklarımızın özellikle sınıf içerisinde üniversitede gelen öğrencilerimizle birlikte pratik yapma imkanları artıyor elbette. Yani sınıf içerisinde artık İngilizce konuşmaya başlıyorlar ilk etapta. Tabii bu uzun vadeye dönüştüğü zaman uzun vadede kendini ifade edebilme, artık rahatlıkla İngilizce konuşabilme kazançlarını elde etmiş oluyorlar. Bu şekilde yabancı dile karşı olan ön yargıları, korkuları da giderilmiş oluyor. İlk etapta sınıf içerisinde kendi aralarında başlamış oldukları ufak tefek İngilizce veya da yabancı dil konuşmaları uzun vadede bu tamamen artık profesyonel bir hale gelmiş oluyor. Çok şahane Sayın Müdürüm, çok güzel. Evet, Speak Break and Dynet projesinin kapsamı ile ilgili peki başka planlar da olacak mı ilerleyen süreçlerde? Elbette. Şimdi Dynet projesiyle ilgili sadece Bornova ilçemizde, ülkemizde bağlı kalmıyoruz. Yine bu Dynet projesiyle aynı zamanda eğitim alan İtalya ülkesindeki Milano kentindeki bir meslek lisemizle de irtibat haline geçiyoruz. Çok güzel. Buradaki öğrencilerimiz de hem bizim milli eğitime bağlı okullarımızdaki öğrenciler, aynı zamanda üniversiteden gelen öğrencilerimiz, buradaki Milano kentindeki meslek lisemizdeki öğrencilerle Etivinik üzerinden direkt dijital olarak ortamda bağlanıp görüşmeler yapacaklar, konuşacaklar ve yabancı dil olarak yapacakları bu konuşmalarda kendilerine mutlaka önemli katkılar sağlayacak.
Biz bunu sadece bu şekilde de bırakmıyoruz. Yabancı ülkelerimizdeki aynı projeyi sürdüren çocuklarımızla bir araya gelmek ilk baştaki öncülüğümüz. Bu şekilde başladıktan sonra yine projeler kapsamında Erasmus projesine döküp yabancı dildeki yabancı ülkelerimizi ziyaret edip çocuklarımızın bu kazanımlarını arttırmayı hedefliyoruz. Çok şahane. Bir üst basamağı daha taşıma gayretindeyiz yani projeyi. Evet. Evet. Ben izin verirseniz bir şey eklemek istiyorum. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ndeki çalışmaların dışında Ege Üniversitemizin sürekli eğitim merkezi EGESEM de bu projeye ilerleyen aşamalarda destek olacak. Çünkü Ege Üniversitesi sürekli eğitim merkezi de Erasmus Plus programlarından yararlanarak kendi gönüllü öğrencileriyle birlikte, ki EGESEM'in gönüllü öğrencileri de Ege Üniversitesi'nin öğrencileri ve Avrupa Birliği gençlik projelerini yönetiyorlar ve bununla ilgili proje yazım eğitimleri veriyorlar. Dolayısıyla da biz çalışmanın, yani projenin ilerleyen aşamalarında sadece Edebiyat Fakültesi olarak değil, genişleterek Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi aracılığıyla tüm kampüsteki fakültelerimize ve oradaki gönüllü öğrencilerimize ulaşmayı ve bu öğrencilerimizin de yine Erasmus Plus projeleriyle bunu ulus ötesi bir sınıra taşımalarına yardımcı olmayı planlıyoruz. Fevkalade çok güzel gerçekten. Gelecek planları gerçekten çok ışık saçıyor açıkçası. Projenin kendisiyle beraber daha da güzelleşeceğinin farkındayız. Evet, peki proje fikrinin oluşumu ve gelişimi nasıl oldu? Bu konuda da sizden biraz bilgi alabilir miyiz acaba? Ben başlayayım mı? Tabii lütfen. Peki. Aslında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü proje koordinatörlüğünden bir grup arkadaşımın Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısıyım ben aynı zamanda. Evet. Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığına gelerek benimle görüşmek istediklerini söylemişlerdi. Sonra heyecanla bu projeyi bizlerle gerçekleştirmek istediklerini, bu konuda bizden destek istediklerini belirtmişlerdi. Arkadaşlarımın heyecanı aslında fakülte olarak bizi de çok heyecanlandırdı. Çünkü ben fakültemin öğrencisiyim aynı zamanda. Dolayısıyla da öğrenciliğim boyunca bu eğitim hayatımızda sosyal sorumluluk projelerine dahil olmak, aslında sahip olduğumuz yeteneği ve yaratıcı gençlere, çok yaratıcı zihinlere sahipler ve bunu kullanabilecekleri ortamların yaratılması açısından, hele hele de İngilizce öğrenme, İngilizce pratikleri yapabilme noktasındaki sıkıntılarımızı da düşününce evet, tam bizlik proje demiştim ben. Aynı heyecan, arkadaşlarım da çok heyecanlılardı. Ben o noktadayken de evet, biz Edebiyat Fakültesi olarak böyle bir projede öğrencilerimizle birlikte yer almaktan gurur duyarız şeklinde devam etti konuşma. Çok güzel. Çok hızlı projelendirmeye dönüştü. Çünkü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden, proje koordinatörlüğünden görev yapan arkadaşlarım da çok istekli, çok planlı ve ne yapmak istediklerini, nerelere kadar ulaşmak istediklerini, tam olarak neyi hedeflemek istedikleri konusunda çok nettiler. Bu bizim işimizi de kolaylaştırdı. Öğrencilerimizde ben böyle bir enerjinin olduğunu biliyordum. İş sadece öğrencilerimize ve topluma hizmet uygulamaları dersini veren danışman hocalarımıza ulaştık. Önce bu Break Speak Dynet projesiyle ilgili bilgilendirmeyi bu hocalarımıza ilettik. Ardından bir toplantı daha yaptık ve fakültemize duyuruya geçip bu dersi alan öğrencilerimize bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdik. Ve orada öğrencilerimiz de aslında bizdeki bu enerji, bu projeye olan inanç, bunun giderek büyüyecek ve güzelleşecek bir proje olduğu konusundaki inancımız ve heyecanımız zannediyorum öğrencilerimize de geçti. Çünkü biz acaba gönüllü öğrenci kısmında sıkıntı çeker miyiz gibi kaygılar çekerken biz başvuru formlarını yetiştiremedik. Oh, fevkalade çok. Evet, ve şu anda ilk gün 100'ün üzerinde başvuru aldık. Ben odamdan 2 gün çıkamadım ve gönüllü Edebiyat Fakültesinden gönüllü öğrenci sayımız 250'yi buldu şu anda. Ve bu 250 öğrencimiz de topluma hizmet uygulamaları dersini alan öğrencilerden oluşmuyor tek başına. Hazırlık sınıfındaki öğrencilerimizden tutun da 4. sınıf öğrencilerine kadar geldi. Çok ve güzel. Bu öğrencilerimizin de zannedildiği gibi hani ortada konuşulan hani İngilizce dil pratiği yapabilmek, hatta mümkünse hani diğer dillerde, Almanca da bu konuda çok destek alıyoruz. Sadece dil bölümlerimizin öğrencilerinin desteklediğini düşünüyor olabilirsiniz. Bunu ben özellikle belirtmek istiyorum. Evet, lise gruplarında dil bölümlerinde okuyan öğrencilerimizden olan gönüllülerden yararlanıyoruz. Ama fakültemin 14 ayrı bölümü var. Hani tarih, Türk dilinden tutun arkeolojiye, sanat tarihi, coğrafyaya, tarihe, psikolojiye ya da felsefe bölümlerine.
Bu 14 bölümümüzün 14'ünden de çok sayıda gönüllü öğrencimiz dahil olmak istediler projeye. Hala da dahil olmak isteyen öğrencilerimiz var. Dolayısıyla da heyecanla da bir çalıştay gerçekleştirdik. Öğrencilerimize bu süreci nasıl işleteceğimizi, neler yapacaklarını, hangi yöntemi kullanacaklarını, ki Milli Eğitim'den gelen eğitmen arkadaşlarımız çok başarılıydı o konuda. Çok yardımcı oldular. Her danışman öğretmenleri var her birinin başında. Bir hafta sonra çalışmaya başladılar ve ben fakültemin dekan yardımcısı olarak çok mutluyum. Çünkü 250 öğrencimin 250'siyle de geri bildirimlerinden çok olumlu geri bildirimler aldım. Öğrencilerim lisans eğitimimize çok ayrı bir renk kattı, motivasyonumuzu arttırdı ve mesleğe olan bağlılığımızı arttırdı şeklinde geri dönüşleri var. Bunu büyüterek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ndeki arkadaşlarımızın da çok ciddi desteğiyle büyüterek, yaygınlaştırarak devam etmek istiyoruz. Çok güzel. Sayın Müdürüm, sizin var mı eklemek istediğiniz bir şeyler? Evet. Eğitim Bakanı açısından. Şimdi bakanlığımızın yürütmekte olduğu Dynet projesi kapsamında geçtiğimiz yıllarda gerçekten ilçemizde çok güzel başarılar elde ettik. Çok güzel. Bu Dynet projesi çocuklarımızın dijital ortamlarda günde belli süreler içerisinde sisteme girerek oradaki soruların cevaplanması, orada kademeler ilerlemesi şeklinde çocuklarımız gerçekten Bornova içerisinde yaptığımız çalışmalarda İzmir ili içerisinde oldukça güzel başarılar elde ettik. Bu başarılar elde ettikten sonra dedik ki bunu bizim sürdürmemiz lazım. Demek ki öğrencilerimiz aslında bir şeyler yaptığımız takdirde onları desteklediğimiz zaman çok iyi noktalar, bu yabancılara karşı olan ön yargıları, korkularını rahatla giderebileceğimizi düşünerek fakültemizle iletişime geçtik. Sağ olsunlar hem rektörümüz hem dekanımız, dekan yardımcılarımız bu konuda bize desteklerini sağladılar. Gönüllü öğrencilerimizle birlikte biz bu çalışmalara başladık. En son 29 Haziran 2018'de de bir protokol imzaladık. Protokolden sonra çalışmalarımız daha da hızlandı. Yani buradaki öğrencilerimizin, üniversite öğrencilerimizin, gönüllü üniversite öğrencilerimizin çocuklarımızla bir araya gelerek bu projede sınıf içerisinde müfredata uygun bir şekilde konuşmaya başlamaları ve gerçekten de konuşmaların tam bir akademik olarak lise bünyesinde olsun, ondan önceki aşamalarda olsun başarılı olduklarını gördükçe biz yapmış olduğumuz işten gerçekten mutlu duyar hale geldik. Çünkü gerçekten başarıya ulaştığımızı, ulaşacağımıza olan inancımız giderek arttı. Biz bu kapsamda bize desteklerini esirgemeyen Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültemize de teşekkürlerimizi bir borç biliyoruz bu arada. Teşekkür ederiz. Evet. Çok güzel, az önce hocam feedbacklerden bahsettin sana. Öğrencilerin bu konuyla ilgili çok güzel geri dönüşü olduğundan. Tabii öğrencilerin projeye bakışı ve görüşleri üzerine biraz daha detay bilgi alabilir miyiz acaba? Nasıl hissediyor öğrencilerimiz? Hem eğiten, yani gönüllü olan öğrencilerimiz, hem de eğitim gören gençler açısından ele aldığımızda ne tip bir geri bildirimler oluyor size? Aslında belki başlangıçta her iki gruptaki öğrencilerin de kendilerine göre bir takım heyecanları ve önyargıları, endişeleri olmuştur. Özellikle Edebiyat Fakültemizdeki gönüllü öğrencilerimizin başlangıçta biz bu tip çalışmalar yaparken böyle bir ön bilgi, son bilgi şeklinde değerlendirmeler alırız, evet, raporları halinde. Kendilerine anlatıldığında hem böyle bir projenin içerisinde yer almaktan çok mutlu olacaklarını, böyle kendilerinden küçük genç arkadaşların hayatlarına dokunmanın onların kendi kişisel gelişimleri açısından da çok onur edici bir şey olduğunu, özgüvenlerini yerine getirecekleri konusundaki inançları tamdı. Ama bir taraftan da farklı seviyelerde, hani okul öncesi grup, ilkokul, ortaokul, lise, hatta sadece bunlar değil, onkoloji servisinde tedavisi devam eden, evet, küçük kardeşleri, evet, aynı zamanda görme engelli öğrenci arkadaşları, bunlarla iletişime geçmeleri noktasında nasıl hareket edeceklerini, neleri dikkat edeceğini, yapıp yapamayacakları konusunda çok ciddi endişeleri de vardı. Ama geri bildirimleri aldığımda, onları karşılaştırdığımızda, yani proje başladığında, bununla ilgili ön eğitimleri aldıktan sonra tabii, ve yalnız değiller de, çünkü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de ilgili okullarda görev yapan danışman öğretmenleri hep onlarla birlikteydi sınıftayken de. Hala öyleler. Ve onlarla ilk öğrenciyle karşılaştıkları anda çok heyecanlandıklarını, ama
Onların meraklı bakışları ve birlikte oyun oynama konusunda istekleri, birlikte İngilizce pratikler yapma, müfredata uygun olan konular hakkında konuşabilme fırsatları yakalamanın zamanı kendilerine unutturduğunu, birlikte çok güzel zamanlar geçirdiklerini ama çok da verimli zamanlar geçirdiğini, farkına varmadan bir hafta sonra kendilerinin bile İngilizce pratik konusundaki böyle sıkıntılarını aşmaya başladıklarını fark ettiklerini söylediler. Öğrencilerle ve sınıf ortamında olmaktan çok zevk duyduklarını ve eskiden öğretmenliği belki diyerek düşünen öğrencilerimiz bile hayatımın bir bölümünde kesinlikle öğretmenlikte yapmalıyım deme noktasına geldikleri şeklinde geri bildirimlerimiz var bizim. Bir konuya daha dikkat çekmek istiyorum ben. Çünkü bu da öğrencilerimin geri bildirimleri. Çünkü Dynet dil eğitim sisteminden yararlanılarak hani bilgisayar ortamında bilgisayar destekli olarak yabancı dil öğretimi, onun dışında farklı öğrenim tekniklerini de sınıf ortamında deneme, danışman öğretmenlerinin rehberliğiyle öğrenme, bunları kullanabilme yeteneklerinin gelişmesi açısından da çok yararlı olduğunu düşünüyoruz bizler de, öğrencilerimiz de öyle. Kendi öğrencilik hayatları içerisinde de uygulamadıkları birçok eğitim yöntemini de, öğrenme yöntemini de deneme fırsatı da buldular sınıf ortamında. O yüzden hep birlikte çok mutlu şu anda devam ediyor çalışmamız. Umuyorum öyle devam eder. Çok güzel. Zannediyorum milli eğitimdeki kardeşlerimizle kardeşlerimiz ilgili hocamın söyleyeceği çok güzel şeyler vardır. Muhtemelen. Evet hocam. Çocuklarımız gerçekten mutlu. Yani hem bizim öğrencilerimiz böyle bir eğitimin içerisinde oldukları için, üniversitedeki gençlerimizle, öğretmen adaylarımızla birlikte bu projeyi yürüttükleri için mutlu. Aynı zamanda da bunların dönüşleri de çok güzel. Yani bizim öğrencilerimiz böyle bir projenin içine yer alarak ön yargılarını kırmış oldukları bu yabancı dil eğitimiyle ilgili artık daha önceden korkarak girmiş oldukları dersten şu anda severek, koşarak bu dersleri takip ediyorlar. Çok güzel. Daha önceden belki de sınıf içerisinde sadece ezbere dayalı veyahut da öğretmenimizin anlattığı konular içerisinde kalan öğrencilerimiz şu anda daha çok pratik yaparak, hem sınıf içerisinde pratik yaparak hem de normal hayatta bu pratiklerini evde ve yurt dışındaki akranlarıyla iletişime geçip bu pratikleri yaparak İngilizceyi, yabancı dili öğrenmek konusunda birçok engeli de aşmış durumdalar. Evet, çok güzel. Evet, peki projenin yaygınlaştırılması çalışmaları kapsamında neler planlıyorsunuz? Az önce çok güzel hocam belirtti, Erasmus şeklinde biraz daha projeyi büyüterek uluslararası tabana yaymak gibi bir fikirden bahsettim. Bunun haricinde başka projenin yaygınlaştırılması hakkında bir şey var mıdır, fikir, planlarınız? Siz mi başlarsınız? Evet, fark hocam etmez. Buyurun. Peki. Ben Ege Üniversitesi ayağından söylemek isterim tabii. Daha hakim o kısmına, akademik bir bakışla. Ege Üniversitesi aslında Türkiye'de topluma hizmet uygulamalarını zorunlu seçmeli ders halinde uygulayan ilk üniversite. Dolayısıyla bu çok önemli. Çünkü öğrencilerimizin lisanstaki akademik eğitimlerinin yanı sıra CV'lerini güçlendirmek adına, kendilerini sosyalleşmesi adına aslında akademik bilgilerini toplumla buluşturma fırsatları yakalamaları adına topluma hizmet uygulamaları dersini çok önemsiyor. Ben geçtiğimiz yılki bir deneyimi paylaşmak isterim. Geçtiğimiz yıl İzmir'deki diğer üniversitelerden de fakültemizi ve üniversiteyi yaz aylarında aradılar ve topluma hizmet uygulamaları dersini üniversitenizde nasıl yaygınlaştırdığınızı, nasıl uyguladığınızı ve geri bildirimlerinden nasıl memnun musunuz? Biz de bunu koymak istiyoruz. Programlarımız içerisinde yer vermek istiyoruz ama bunu hangi yolla yapacağımız konusunda sizin deneyimlerinize başvurmak istiyoruz diyen telefonlar aldık biz. Çok güzel. Dolayısıyla da bu doğru bir amaçla, doğru bir hedefle başlayan ve öğrencilerimizin çok yönlü yetişmesini, akademik bilgilerini ve birikimlerini toplumla da paylaşabilmeleri için yeni ortamlar yaratılmasını çok önemseyen bir üniversiteyiz biz. Topluma hizmeti önemseyen bir üniversiteyiz. Dolayısıyla da bunu yaygınlaştırarak da devam ettirmek istiyoruz. Sadece bu projenin sadece Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Edebiyat Fakültesi ile sınırlı kalmasını
Şu anda zaten kendi sınırlarını zorlayan bir proje bu. Dolayısıyla bununla sınırlı kalmasını istemiyoruz. Ama az önce söylediğim gibi yani Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nin gençlik komisyonu aracılığıyla, gönüllüleri aracılığıyla tüm kampüsteki 12-13 fakültemizin tüm öğrencilerine yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Ortak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak gerçekleştirecek akademik projelere de bunu taşımayı planlıyoruz. Erasmus Plus projeleriyle Avrupa Birliği ülkelerini açmayı planlıyoruz. Bu konuda Ege Üniversitesi olarak tam destek vereceğimizi, bu Ege Üniversitesi rektörlüğümüzün de çok ilgilendiği, rektörümüzün de çok takdir ettiği bir proje bu. O yüzden de rektörlüğümüzün de gücünü arkamızda hissederek, çok yanımızda güzel hissederek el birliğiyle çok daha büyüteceğiz. Evet. Sizin eklemek istediğiniz ufak tefek bir şey var hocam. Şimdi bizim burada yapmış olduğumuz bu çalışmaları yurt dışında yine az önce bahsettiğim gibi İtalya'nın Milano kentinde öğrencilerimiz de bu Etivinik üzerinden iletişime geçiyoruz. Ve hem bizim kendi öğrencilerimiz hem de üniversiteden gelen öğrencilerimiz Etivinik üzerinden bu kapsamda iletişim sağlayarak bu projenin daha da verimli hale gelmesini sağlıyoruz. Bununla beraber az önce hocamın da belirttiği gibi Erasmus projeleriyle de bu projenin büyütülerek daha geniş ortamlara yayılması hedeflerimiz içerisinde. Tabii bu kapsamda biz gerçekten bu konularla ilgili sürekli olarak bize destek veren hem Bakanlığımıza hem de aynı zamanda İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkürlerimizi bir borç biliyoruz. Onların sürekli projelerle ilgili bizleri desteklemeleri devam etmekte. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Tabii ki bu kapsamda bize ortak olarak desteğini sürdüren Ege Üniversitemize, Edebiyat Fakültemize yine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Peki çok kısaca zaten genel olarak bahsedildi ama projemizin sonucunda kazanımlarımız kısaca neler olacaktır akademik açıdan ve milli eğitim açısından ele aldığımızda? Aslında biz kazanmaya başladık. Evet, yani zaten özen dedim sohbetimiz sırasında. Evet, biz kazanmaya çok başladık aslında. Zaten aslında. Bunu artır, yani aslında biz bu projeyle birlikte hem milli eğitimde eğitimlerine devam eden öğrencilerimizin hem de üniversitemizde eğitimlerine devam eden ve ileride öğretmenliği de kendilerine büyük ölçüde meslek edinecek öğrencilerimizin hem beyinlerine hem gönüllerine birer tohum attık bu projeyle. Evet. Elbette ki o tohumu büyütecek, yeşertecek, çiçek açtıracak olan gençlerimiz. Onlar bu konuda çok istekliler ve çok yetenekliler. Ben öğrencilerimin bu süreç içerisinde akşamdan diğer özel okullarda, farklı platformlarda bu işler nasıl yapılır, ertesi gün şu konuyu anlatacağım ama onunla ilgili ne gibi hazırlıklar yapmalıyım heyecanıyla sabahlara kadar çalıştıklarını ve yeni genç arkadaşları ve kardeşleri için malzeme hazırlama heyecanına düştüklerini biliyorum. Yine öğretmen arkadaşlarımdan duyuyorum, öğrenciler de genç abilerinin, ablalarının, Ege Üniversitesi'nden gelen abi ve ablalarının gelecekleri günleri heyecanla bekledikleri bilgilerini alıyoruz. Dolayısıyla da biz aslında kazanıyoruz. Evet. Ama bu proje bizimle, yani Edebiyat Fakültesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında üniversitemizin himayesinde bir protokolle başladı, bir imza ile başladı. Ama artık gönüllere o tohumlar saçıldı ve bundan sonraki kontrolü gençlerde. Öğrenciler onu çok daha iyi noktaları taşıyacak. Hem kendileri özgüvenlerini arttırarak bu bilinçle birbiriyle de el ele vererek o sınıf ortamının sıcaklığını da kullanarak çok daha iyi yerleri taşıyacağını düşünüyorum ben. İnşallah. O yüzden ben gençlerimizde bu enerjiyi görüyorum. Şüphesiz. Çok güveniyorum çok onlara. Çok güzel. Peki sizden son olarak milli eğitim açısından Sayın Müdürüm baktığımızda konuda kazanımlarımız ne olacaktır? Şimdi başladık yani kazanımları. Evet, kazanımlar yavaş proje yavaş başlamasıyla başladık. Beraber kazanımlar aslında verimli bir şekilde dönüş oluyor. Verimli sonuçlar almaya başladık. Çok 27 güzel. Okulumuzda 5000'e yakın öğrencimizle birlikte sürdürdüğümüz bu proje kapsamında çocuklarımızın dil becerileri artmaya başladı. Bunların dönüşler şekilde, olumlu dönüşler şekilde almaya başladık. Aynı zamanda çocuklarımızın az önce de bahsettiğimiz gibi yabancıya karşı olan ön yargılarını ve korkularını da açtık.
Bu sayede çocuklarımız şu anda daha mutlu, daha da hevesli bir şekilde yabancı dil konusunda çalışmalarını hızlı bir şekilde üniversiteden gelen hem ablalarıyla, abileriyle güzel bir şekilde sürdürüyorlar. Ben bu projenin olumlu sonuçlar vereceğine inanıyorum. Çocuklarımız üzerinde olumlu etki yaratacağına inanıyorum. Az önce de belirttiğimiz gibi öğrencilerimiz de aynı zamanda gönüllü öğrencilerimiz de yine bu proje kapsamında mutlu olduklarını, gerçekten faydalı bir iş yaptıkları bilinci içerisinde çalışmalarını sürdürmekte. Her iki taraf tarafından hem milli eğitim ayağı hem üniversite ayağı tarafından güzel bir çalışma olduğuna inanıyorum. Bu projelerin biz yaygınlaşarak devamını sürdüreceğimize inanıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Güzel bir çok başlangıç olmuş. Kesinlikle. Sağ olun. Evet, sevgili izleyicilerimiz, bugün bir programın daha sonuna geldik. Özellikle Speak Break and Dynet projesi hakkında bizleri bilgilendirdiği için ve değerli zamanlarını bizlere ayırdığı için Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın Doçent Doktor Arife Karadağ ve Bornova İlçe Eğitim Milli Eğitim Müdürü Sayın Kadir Kadıoğlu'na da ayrıca çok teşekkür ediyorum. Bir programın daha sonuna gelirken yayında ve yapımda emeği geçen Ege Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi çalışanlarına teşekkür ederken siz değerli izleyicilerimize de ayrıca teşekkürü bir borç bilirim. Bir başka Ege'nin içinden programında tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın.